Evet, herkese merhaba. Bugünkü konuklarım Ahmet Nesin ve Fehim Işık. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun. Şunu konuşmak istiyorum. Gündemin en sıcak maddesini konuşacağız. Yeniden bir açılım süreci mi başlıyor? Çünkü iddialara göre Kandil'den, İmralı'dan Kandil'e mesajlar gidip geldiğini, bir takım anlaşmaların yapılma aşamasında olduğuna dair haberler var. Bu haberleri Al Monitör'dan Amber'in Zaman paylaştı. İktidara yakın kaynaklar üzerinden bu haberleri elde ettiğini söyledi ve bir süre önceden de Bahçeli daha önce demediğini bırakmadığını ve mecliste olmamaları gerektiğini söylediği DEM Parti'yle el sıkışmıştı. Millet, herkes ne iş demişti ve Erdoğan da uzlaşıya ihtiyacımız var diye konuşmuştu ve Cumhur'un elini muhatapları tarafından anlaşılmasını umut ediyoruz demişti. Herkes ne oluyor, ne bitiyor derken Fehim Bey, ilk soru size gelecek. Amber'in Zaman'ın bu haberi. Öcalan Kandil'e mesaj göndermiş iktidar. Yolunu açmış. Öcalan iddiaya göre, habere göre de silahların artık bırakılması gerektiğini söylemiş ve bir takım maddeler iletilmiş. Müzakereler başlanmış. Ne oluyor, ne bitiyor? Siz bu konuları daha iyi bilirsiniz. Kulağınız deliktir. Ya, öncelikle şunu diyeyim. Yani bu son tartışmalardan kısa bir müddet önce, yaklaşık bir 20-25 gün önce KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Besih Hozat dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Kimse aslında o açıklamayı görmedi ya da görmek istemedi. Besih Hozat medya habere konuştuğunda çok açık ve net bir dille Ankara üzerinden bize ahlaksız teklifler geliyor dedi. Ahlaksız teklifler? Evet. Ankara üzerinden bize ahlaksız teklifler. Ne demektir bu? Ahlaksız teklif. Aynen bunu dedi. Hiç açmadı. Yani o tekliflerin ne olduğunu söylemedi. Aracıların kimler olduğunu söylemedi. Ama sadece bunu söyledi. Ve geçilip gitti. Kürt hareketi kendi içinde tartıştı, konuştu bunu. Daha doğrusu kendi medya organlarında bu işi tartıştı ama onun dışındakilerde bu tartışma olmadı. Ben bu dönemdeki ahlaksız teklifin ne olduğunu doğrusu onlar açıklamadığı için bilmiyorum. Peki şöyle bir şey desek, yani siz onları, o psikolojiyi iyi bildiğiniz açısından, mesela KCK açısından ahlaksız teklif ne anlama gelir? Ne olursa ahlaksız derler KCK. Şunu diyeyim, yani şimdikini bilmiyorum ama 2008 Oslo sürecindeki tekliflerini ve aynen bu şekilde o dönemin KCK yöneticilerinin ahlaksız teklif olarak adlandırdığı şeyin ne olduğunu biliyorum. Ne o? O da şu. Silah bırakma. Oslo sürecinde silah bırakma değildi. Sadece o değildi. Örgütün 150 üst düzey yöneticisinin Norveç'e mülteci olarak yerleşmesi, o zaman Esad'la Erdoğan'ın arası iyiydi. İşte Suriyeli, örgütteki Suriyeli Kürtlerin Suriye'ye geçmesi ve Esad tarafından onlara dönük bir genel af ilan edilmesiydi. İşte diğer taraftan Türkiye'ye gelebilecek suça bulaşmamış onların kavramıyla örgüt üyelerinin 5 yıl siyasi yasaklı olması, bir bölüm insanın ise Güney Kürdistan'a yerleşmesi, yani silahı tamamen devreden bırakması. Bu ahlaksız teklif bu. O KCK açısından öyle mi? KCK açısından bu ahlaksız teklifti. Yani böyle bir teklifi KCK yöneticileri o zaman, biz 50 yıl boyunca bu mücadeleyi Norveç'te mülteci olmak için vermedik demişti. Şimdi tabii o Besih Hozat televizyonda bunu söyleyince doğrusu bir trafik olduğu somuta erişti. Yani evet, bir trafik var. Ama bu trafikte, gidiş gelişlerde konuşulan şeyler o dönem bugünkü gibi daha somut tartışılmıyordu. Şimdi ikincisi şu, sizin sorunuzla bağlantılı olarak ya da yaptığınız hatırlatmalarla bağlantılı olarak söyleyeyim. Bu dönemde ben doğrusu Ankara merkezli hiçbir kaynağın şu veya bu biçimiyle
çeşitli gazeteciler üzerinden, bu kastım sadece Amber'in zaman değil tabii. Amber'in kendi haberinde, Amber'in haberinde aynı zamanda Pekke kaynaklarından da diyor. Tabii kaynak ismi yok, WhatsApp üzerinden yazıştığını filan söylüyor ama Ankara kaynaklı hiçbir kesimin sözlerine inanmıyorum. Yani oradan bir yönlendirme vardır. Ama şunu biliyoruz. 2015'te Nisan ayında son görüşme Abdullah Öcalan ile, Sayın Öcalan ile yapıldıktan sonra bugüne kadar da devlet ihtiyaç hissettikçe görüşmüş, Evet. görüştürmüş. O zaman Fehim Bey şöyle yapalım dilerseniz. Adım adım ilerleyelim. Adım adım ilerleyelim. Bu background iyi oldu. Yani bu bahsettiği örnekler üzerinde. Ahmet Nesin'e ben burada geçeyim. Adım adım ilerleyelim. Tabii. Peki Ahmet Nesin, sen ne diyorsun? Böyle bir şey olma ihtimali var mı şimdi? Şimdi bu devlet kaynaklı olduğunu da söylüyor Amber'in zaman. Şimdi devlete rağmen bu haber sızmaz. Şimdi bu Devlete. tip haberler devlete rağmen sızmaz. Ben bir şey söyleyeceğim ama çok gülmeyin. Ben Amber'in zamandan önce bu böyle bir şeyler olduğunu ve yakında birilerinin açıklama yapacağını ne zaman hissettim biliyor Ne musunuz? zaman? Sezgin Baran Korkmaz'ın son 10-15 günlük tweetlerine bakın. Birdenbire böyle Kürtlerle ilgili ilginç ilginç şeyler söylemeye başladı. Adam Kürt. He? Adam Adam Kürt. Kürt ama Sezgin Baran Korkmaz niye birdenbire bakayım en son ne demiş? Bugün söyledi sanırım. Munzur Baba sen görüyorsun. Ya bu işin esprisi ama bir şeyler olacak diye hissettim. Bunu da kimseye söylemedim. Diyecekler ki ya Sezgin Baran Korkmaz'dan. Bu adamların kulağı var. Bunlar durup dururken böyle bu kadar işte otel konuşurken kaç, işte bir takım üç kağıtları konuşurken birdenbire 10 günde niye böyle başladı? Bir şeyleri hissetti diye düşünüyor ya da O kulağına geldi. zaman o hissetmeniz üzerinden sorum şu olsun. Yani bu haberi o zaman siz gerçek olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle mi anladım? Yani Öcalan'ın önü açılmış, Kandil'le görüştürülmüş WhatsApp üzerinden. Fehim'in söylediği gibi zaten devlet kendi çıkarları doğrultusunda istediği zaman Abdullah Öcalan'la görüşüyor zaten. Abdullah Öcalan'ın Kandil'le de görüştüğünü biliyoruz ara sıra da olsa. Ne kadar sıklıkta görüşüyorlar onu bilmiyorum. Ama görüştükleri belli. Şimdi böyle bir noktaya doğru gideceği Türkiye'nin çok belli ya da Türkiye'nin demeyeyim de Erdoğan'ın ve devletin çok belliydi zaten. Bir yerden bu tekrar baş gösterecekti. Erdoğan'ın akıllılığı bunu bu sefer yani devletin istediğini devlete ve devletin basın sözcüsü olan Devlet Bahçeli'ye söyletti. İlk açılımın kimi söylediğini hatırlıyor musunuz? Bu Yok. kadar önemli bir şeyi Erdoğan açıklamadı. Hatırlıyor musunuz onu? Önceki açılım süreci için mi? Tabii önce birinci Kürt açılımı adıyla başlayan olayı ilk kim açıkladığını hatırlıyor musunuz? Yok, ben hatırlamıyorum. Abdullah Gül açıkladı. Abdullah Gül dedi ki haftaya size bir sürprizim var dedi. Açıklama buydu. Kimse bilmiyordu. Herkes tartışmaya başladı Peki o hemen. zaman Ahmet Nesin, şuradan devam edelim. Yani şimdi bu nereden icap etti sorusu aşamasına da geçelim. Şimdi Bunun çok nedeni var. Ama en önemli nedenlerinden bir tanesi burada ne kadar demokrat olduğu, ne kadar demokratlaştığı önemli değil ama yavaş yavaş son iki seçimde 7 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki iç siyaset ya da Türkiye'nin Kürtlere bakış siyaseti çok farklı bir noktaya geldi. Çünkü sizin %10 barajınız da beni ilgilendirmiyor diye ortaya çıkan cesaret isteyen bir parti var. HDP çıktı ve %13'len bu meclise 80 milletvekili soktu. Aynı dönemde 80 milletvekiliyle MHP girdi meclise. Ve Erdoğan ilk defa düştü. AKP düştü.
O günden sonra Türkiye'nin, devletin bakış açısı da her şey birdenbire değişti ve Milli Güvenlik Kurulu 7 Haziran'da en uzun toplantısını yapıp ya bu adamlar bir dahaki seçimde buraya bakan da gönderirler tartışması yapıldı ve ondan sonra işte iki polisle beraber başlayan olaylar, Sur, Cizre, Nusaybin olayları başladı ve dediler ki Kürtler bu açılımı yok ettiler. Halbuki o derin devlet, Erdoğan enayi miydi? Nobel ödülü kazanmaya doğru giden bir yolda nereden çıktı diye bu işte Dolmabahçe mutabakatına birdenbire nereden çıktı desin. Yani Erdoğan ne yapsın? Derin devlet engel oldu. Yoksa Erdoğan bu konuda masumdu. Erdoğan iktidara geldiğinden beri zaten olayı yöneten derin devlet. Her türlü şekilde yöneten derin devlet. Türkiye'de böyle işlere, hele Kürt meselesine siyasi partiler ya da hükümetler bakmaz. Benim hep iddiam o. Dünyanın her yerinde hükümetler devleti yönetir. Ama Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren devlet hükümetleri yönetir. Evet. O yüzden bu şekilde. Şimdi peki o zaman... Esas yani... önemli şey, ona başlığını söyleyeyim, sonra devam ederiz. Fehim'in de mutlaka bu konuda söyleyecekleri vardır. Esas başka bir şey. Demin dedim ya, ne kadar demokratlaştığı tartışılır ama 7 Haziran'dan sonra yavaş yavaş bir seçim sonra mı olur, şu mu olur, bu mu olur, belediyede falan oldu, cumhurbaşkanlığında oldu. CHP, DEM, eski HDP, sosyalistler bir koalisyona doğru, birbirine de, yani koalisyon derken hükümet koalisyonundan bahsetmiyorum. Bir yasanın çıkartılmasında, yasa önlenmesinde, mecliste beraber hareket etmekte, bazı olaylarda sokakta beraber hareket etmekte bir noktaya doğru gidiyor ve devlet, evet, aynı 7 Haziran'da olduğu gibi bundan dolayı bir rahatsızlık duyuyor. Aha. Şimdi bir ülke düşünsenize, bir cumhurbaşkanı İsrail'le savaşacağız deyip savaş naraları attırırken Kürtlerle barışacağız deyip barış naraları attırmaya başladı. İşte o devletin tam yapacağı bir şey değil. Bu noktada hükümetin yapacağı bir şey değil. O zaman buradaki hesap neye döneceğiz? Yani buradaki, hani bu bir çözüm süreci mi? Erdoğan'ın koltuğunu koruma süreci mi? Yani Cumhur İttifakı artı DEM formülünün ne zorlama mı? Nedir sizce bu girişimin arka planındaki niyet? Fehim Bey. Ya ben şöyle diyeyim, yani çok karmaşık başlıklar üzerinden doğrusu bu noktaları tartışmak, konuşmak bana da zor gelir ama en azından altını doldurabileceğimiz veriler üzerinden gitmekte yarar var. Başlangıçtaki konuşmamda bir ay önce Kürt hareketinden yapılan, dikkat çekilen açıklamadan söz etmiştim. Hemen ardından tabii konuşulan şu, biliyoruz yani devlet hiçbir zaman İmralı'yla görüşmeme durumuna girmedi. İhtiyacı oldukça gitti, görüştü, hatta yararlanmak istedi. AKP de yararlanmak istedi. Daha önceki seçimlerde neler yaptığını biliyoruz. İşte Osman Uzalan'ı bile TRT'ye çıkardılar. Diğer taraftan İmralı'dan mektuplar çıkarıp o mektuplar üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini yönetmeye dönük adımlar attılar vesaire vesaire. Her zaman yaptılar bunu ama istediklerini hiçbir zaman alamadılar ki İmralı'nın da önünü açmadılar. Ve Kürt hareketi açısından da bilinen şey şu. Kürt hareketi diyor ki benim baş müzakerecim İmralı'da tutsaktır. Sen bir adım atmak istiyorsan, savaşı bitirmek de dahil, bir adım atmak istiyorsan orada sen müzakereye, diyaloğa gireceksin. Onun üzerinden bu süreç yönetilir. Özellikle Kürt hareketinin son dönemlerde basın yayın organlarına bakın, açıklamalarına bakın. Yani son 4 yılda, 5 yılda neredeyse Kandil üzerinden gelen her hafta birkaç röportaj yayınlanmıştır. Tümünde istisnasız ilk 15-20 dakika, ilk yarım saat, 40 dakika belki de bazen bir bütün olarak olduğu gibi
İmralı tecridinde ayrılmıştır. Diğer taraftan geçtiğimiz yıldan bu yana da büyük bir kampanya yürütülüyor. Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm adıyla yürütülen bir kampanya var. Oradan da Kürt hareketi işaretli şuradan koyuyor. Çözüm olacaksa çözümün adresi İmralı'dır. Bunun dışında onlar da İmralı'ya gitmiş işte habere göre. Devlet de İmralı'ya gitmiş. İlk kez gitmiyor işte. Demek istediğim şey şu. Ama bu kez farklı olan şu. Bu gidişi bir şekliyle kendileri yeniden deşifre ediyor. Yani diyorlar ki yeni bir dönem başlatıyoruz. Onu da kime dedirtiyorlar? Bahçeli'ye dedirtiyorlar. O zaman burası üzerinden yorumlamak lazım. Bahçeli spontane gelişti, o gün gelişti diyor ama bunlar hikaye. Spontane filan gelişmedi. O bilinçli bir şekilde geliştirildi. Hemen ardından da Bahçeli'nin hemen ardından da bu kez son grup toplantısında Erdoğan'ın bizzat kendisi Bahçeli'nin uzattığı elin Cumhur İttifakı'nın eli olduğunu söyledi. Şimdi burada bir hakikatin daha altını çizmek lazım. O günden sonra konuştuğumuz DEM partilerin tamamı neredeyse bizim bir bilgimiz yok. Bize ulaşan bir bilgi yok. Biz gerçekten gelişmeleri izliyoruz, duyuyoruz. Yani bu yazılanlarla ilgili özellikle işte çözüm süreci başladı. İmralı ile Kandil arasında yeni bir görüşme trafiği var vesaire gibi gerçekten bilgi yok. Şimdi örgüt kaynaklarına da bakıyorsunuz. Örgüt kaynakları üzerinden de daha iki gün önce KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar açık ve net bir biçimde bize ulaşmış bir bilgi yok dedi. Ha şimdi şöyle bir gerçeklik o zaman de var. Ben bu haber yalan haber mi? Bilgimiz yok diyor. Yani bizim dışımızda bir şeyler gelişiyorsa bilmiyoruz. Bize verilmiş bir bilgi yok diyor. O zaman şöyle bir şey var. Yani var elbette ben tamamen hiçbir şey olmadığı kanısında değilim. Ama bu tür adımlar atılırken taraflar birebir kendi ağızlarından neler yaşandığını, neler yapıldığını söylemezler. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgiyi dışarıya sızdırmazlar, sızdırmamaya dikkat ederler. Yani böyle bir şey ama olma ihtimali üzerinde her ikiniz de anladığım kadarıyla böyle bir şeyin başlamış olma ihtimalini kuvvetli buluyorsunuz. Ya böyle bir şey başlamak durumunda bunun başka yolu yok. Neden ama şimdi ne oldu Fehim Bey? Şimdi ne oldu? Yani düne kadar şimdi demin elini sıktı. Düne kadar terörist ve haşere diyordu Bahçeli. Şimdi dem mi değişti? Ne dem oldu? Değişmedi. Bahçeli niye değişti? Değişmedi. Bakın şurada şu noktayı açık görmekte yarar var. 2015'te Erdoğan masayı devirdiğinde elinde bir plan vardı. Çökertme planı. O çökertme planıyla birlikte on binlerce insanın ölümü üzerinden bir Sri Lanka modeliyle hem PKK'yı tamamen bitirmeyi bir bütün olarak tüm Kürtleri kendi ühdesinde toplayıp kontrol altına almayı planlamıştı. Bunun için de eline geleni ardına koymadı. Diğer taraftan siyaseten de o zaman HDP'yi, daha sonrasından Yeşil Sol'u, daha sonrasından DEM Parti'yi bir bütün olarak bitirmek için elinden geleni ardına koymadı. Tüm başkanlarını, yöneticilerini hapsetti, belediye başkanlarını hapsetti. Yüzlerce kadrosunu hapsetti. Binlerce kadrosu, vekili, önde gelen siyasetçisi hepsini bir şekliyle sürgünlere gönderdi. O zaman şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Tüm bunlara rağmen Kürt hareketini sindiremedi. İstediğini elde edemedi. Ama daha başka bir şey oldu. O çok önemli bence. İsrail'in Gazze'ye geçen yıl 7 Ekim'de başlattığı saldırılar ve bu yıl Ekim ayından, Eylül ayının ortalarından itibaren de yoğun bir şekilde Lübnan'a dönük, Hizbullah'a dönük saldırıları ve peşi sıra Hamas'ın ve Hizbullah'ın tüm lider kadroları da dahil olmak üzere önemli sayıda kadrolarını öldürmesi,
bu savaşın giderek İran'a doğru yayılacağının ortaya çıkması onların bir şekliyle tutuşmasını da beraberinde getirdi. İşte çok ciddi bir siyasi kriz var, ekonomik kriz var, bir türlü toparlayamıyorlar. Peki İran'ın, İran'daki, İsrail'in İran'a saldırma ihtimali ve orada yaşanacak bir boşluk, otorite boşluğu, orada bir Kürdistan oluşumunun varlığı mı Türkiye devletini telaşa soktu? Şimdi o tür otorite boşluklarda Kürtlerin nasıl değerlendirdiğini Orta Doğu'yu yakından takip edenler biliyor. Saddam'la birlikte, Saddam'a dönük uluslararası güçlerin geliştirdiği saldırıyla birlikte bir tek alternatif orada Kürtlerdi. Kürtler en nihayetinde işte o zaman Kuzey Irak dedikleri bizim Kürdistan'ın güneyi dediğimiz bölgede kendi statülerini oluşturdular. Hakeza yine Suriye'de Arap Baharı'ndan sonra yaşanan iç krizle birlikte hiç kimsenin hesaba katmadığı, masalara oturtmadığı Kürtler şu anda en güçlü siyasi gruplar. 100 bin savaşçılar yani var. Şimdi o telaşlanma sebebini soruyorum. Yani İran'da ortalığın karışması durumu Kürt meselesini ele almasını neden gerektiriyor? Sadece İran meselesi değil. İran kadar Türkiye de onları korkutuyor. Ve dolayısıyla burada bu korkularını tutup yeniden İsrail üzerinden bir beka olgusuna getirerek bir şekliyle Kürt hareketini nasıl kendi yanımızda tutabiliriz yaklaşımı içerisindeler. Yani ben o kanaatteyim. Bir şekliyle görüşmeler varsa, yapıyorlarsa İmralı'yla bu korkular üzerinden bu kapıları açıp bir orta yol bulma noktasında adım atıyorlar kanaatindeyim. Bu devlet açısından yapılan hesap. Şimdiye kadar devlet 2015'ten şimdiye kadar defalarca İmralı'yı kendi yanına çekebilmek için bir şekliyle onun üzerinden birçok spekülasyon da yaratarak Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki varlığını bir koz olarak kullanıp onun üzerinden evet. Kürt özgürlük hareketli, Kürt siyasetini dizayn etmeye çabalayarak yapmadık etmedik oyun bırakmadı. Ama bunları yapamayınca bu kez iş daha da riske girince ve tabii bir şey daha var. Yani orası da eksik kalmamalı. Çökertme planı ellerinde patlayınca, Kürtleri tüm baskılara rağmen çökertemeyince doğrusu bunları yeniden yapmak zorundalar. Çünkü artık götürebilecekleri 3 gün daha yok. Ve bir beka sorunu varsa bu beka sorunu da devlet içerisinde bir bütün olarak tartışıp bunun üzerinden yeni bir şeyler yapmaya niyetlidirler. Evet. Ama belki biraz sonra onu da konuşmamız gerekebilir. Tüm bu yaşananlara karşı Kürt hareketi ne yapar? Nerede duruyor? O aşamaya geleceğiz. Yani biraz sonra. Onu da konuşmak gerekir. Yani o zaman asıl olması gereken şu anda gerçekten bu başlayan onu bir süreç midir? Nedir? Önce bir olayı bir anlamaya çalışalım. Bu süreci devlet kendi kontrolünde götürmeye çalışıyor ama onların evdeki hesapları şimdiye kadar da çarşıya uymadı. Kanaatim o. Bundan sonra da açık olmadıkları, samimi olmadıkları sürece yine istediklerini yapamazlar noktasındayım. Evet. Ahmet Nesin. Burada Erdoğan'ın hesabı ne? Ben ayırıyorum biraz önce söylediklerinden hareketle. Devletin hesabı ne? Nereden icap etti? Plan ne? Ne amaçlıyorlar? Yani bu bir biraz önce sorduğum gibi Cumhur İttifakı artı DEM formülüne zorlama mı? Pazarlıklar sonucunda Erdoğan'ın tek derdi var gördüğüm kadarıyla şu anda yeniden aday olabilme. Anayasa değişikliği, erken seçim vesaire gibi konularda oya şey var, milletvekiline ihtiyacı var. Yani böyle, bu tarz bir sıkışmışlığın, AKP-MHP sıkışmışlığının bir patlaması, bir sonucu mu, o amaçla mı bu gündeme getirildi veya başka amaçlar var mı? Ne diyorsun? Esasında devletle Erdoğan'ın bu konuda bir ortak yanı var ama ikisinin de nedeni aynı değil. Şimdi yıllardır konuşulan bir şey var. Amerika'nın işte ya da büyük, ben hep artık devletlerin olduğuna inanmıyorum. Yani varlar ama esas global sistemin
istediği Orta Doğu'da büyük devletleri, büyük ülkeleri işte üçe bölmek, ikiye bölmek, dörde bölmek gibi bir şeyleri var. Bazı ülkelerin bu konuda ciddi bir sorunları olabilir ama dört tane ülke var ki içinde zaten o potansiyeli, Amerika bunu keşfetmeden önce var olan bir potansiyel. Nedir o? İşte Kürtler var, İran'da Azeriler var, şunlar var, bunlar var. Irak'ta var, Suriye'de var. Türkiye Suriye'deki olayı kontrol ediyordu. Türkiye devletinin en büyük yanılgısı ya da bize öyle anlatıyor. PKK ile PYD'yi aynı örgüt zannediyor. Birlikte hareket eden örgütler aynı örgüt demek değildir. Bunu anlamıyorlar. Onlar zannediyorlar ki biz PKK'yı kontrol altına alırsak Suriye'de de PYD'yi de kontrol altına almış oluruz falan. Şimdi böyle bir İsrail'in bu savaşıyla beraber bu ülkelerde aynı zamanda PKK'ya karşı, PYD'ye karşı ya da başka Irak Kürtlerine karşı, İran Kürtlerine karşı oradaki demokratik mücadeleye karşı mücadele eden bu işte Hamas'ıydı, işte Hizbullah'ıydı, buna benzer örgütleri IŞİD de dahil olmak üzere dağılmaya başladı. Şimdi Fehim'in söylediği çok önemli. O işte başarısız oldular o Türkiye'deki olayda. Aynı anda Suriye'de de orada bir ciddi bir savaş vardı. Kobani. Türkiye'deki devletin başarısızlığından beraber Kobani de düşmedi o dönemde. Ve kadınların ayağa kalkmasıyla ciddi bir mücadele verildi orada. İşte şimdi ne yapmak istiyor Erdoğan Şimdi ve ne devleti? yapmak istiyor? Şimdi korku dağları açtı. İsrail bütün bu güçleri ciddi bir şekilde savaşı devam ederse ki 5 yıl devam eder diye konuşulmalar başlandı, şu anda da konuşmaya başladılar. O zaman biz bunun altından nasıl kalkacağız? Çünkü sadece Türk ordusuyla değil, biz orada işte IŞİD'i öne sürüyorduk, şunu Müslüman kardeşi yok, ÖSO'ydu bilmem neydi falan filan, ama şimdi İsrail bunları 5 yıl içerisinde yavaş yavaş, yani 15 günde 18 tane lider mi ne öldürdüler yani, böyle bomba tık vuruyor, tık vuruyor. İlginç bir şekilde. Sadece bir örgütte. Öbürlerinde de yaptılar. Akıl almaz bir şekilde. Peki bu tehdit, İsrail tehdidi Bu sebebiyle tehdit PKK'ya ciddi ihtiyaç mı bir şekilde. duydu devlet ve Erdoğan? Bunu mu demek istiyorsun? Evet, şu anda tabii ciddi bir güç kazanmaya başlayacaklar korkusuyla. Bu olay, Orta Doğu'daki bu karmaşa ciddi bir şekilde bizi ne kadar rahatsız edecek? Çok rahatsız edecek tabii onları. Suriye'yi rahatsız edecek. Çünkü ne konuşuluyor son birkaç gündür, akşam benim gibi mazoşist misiniz, o programları seyrediyor musunuz bilmiyorum. Lübnan'dan sonra Suriye'ye girilecek diye konuşuluyor. Suriye'ye girildiğinde ne yapacaklar? Orada bir ne olacak acaba korkusu var. O Orada yüzden biz, yani Türkiye'de orada biz Türk siz Silahlı bu işe Kuvvetleri PKK İsrail'e karşı mı savaşacak? Nedir? Ben biraz açman için soruyorum. hayır, PKK İsrail'e karşı savaşmayacak ama oradaki karmaşa içerisinde ciddi bir şekilde Kürtler daha bir rahatlayacaklar, daha bir güç kazanacaklar büyük bir olasılıkla. O zaman Türkiye neden PKK'yı yanına almak ister bu aşamada? İşte bunu yapmayın. Onlar PKK ile PYD'yi aynı zannettiklerinden PKK'yı böyle bir yumuşama, Türkiye'de bak biz size gene bir takım haklar vermeye çalışacağız kardeşim diye kandırarak PYD'yi de aynı noktaya, kendi tarafına doğru çekmeye. Çünkü önceden PYD ile görüşmedi mi? Salim Müslüm'ü kim davet etti? Aynı Salim Müslüm'le ben bir konuşma yaptığım zaman vatan haini oldum. Erdoğan aynı bayrak altında sarayda görüşürken hiçbir şey olmadı. Yani şu anda Türkiye bu Orta Doğu'daki sıkışmışlığı devlet olarak çözmek istiyor. Buradaki Erdoğan'ın bundan faydalanma rolü başka bir şey. nedir o? Yeniden seçilebilmek, anayasayı kendi istedikleri doğrultusunda ve devletin yeni anayasa hazırlığına da ek olarak onu değiştirmek, bütün bunlarla uğraşmak.
durup dururken çıkmadı yani bütün bu işte ilk dört madde tartışılacak mı tartışılmayacak mı, değişecek mi değişmeyecek mi? Sen ilk açılışında ne dedin? Bahçeli'nin bu kadar küfür ettiği bir partiye bu kadar kızdığı bir parti. Eski konuşmaları alalım, Bahçeli HDP'ye ve Demem bu kadar ağır konuşmuştur, Erdoğan'a mı konuşmuştur? 17-25 Aralık Erdoğan konuşmalarını alın Bahçeli'nin. Erdoğan gibi bir adamın, yani onun gibi bir lümpen kişinin yanına sokmaması lazım. Ne Süleyman Soylu'yu, ne şimdiki meclis başkanını, Numan Kurtulmuş'u, ne Bahçeli'yi, hele Bahçeli'yi yanına sokmaması lazım. Ama bunların siyaseti böyle bir şey. Şimdi burada Erdoğan bir oyun oynuyor esasında Bahçeli'ye. Hem devlet, nasıl Bahçeli devlet? Şöyle bir adam, politikacı değil. Akşam oturayım düşüneyim arkadaşlarla, işte bir takım şeyleri tartışalım, yarın bunu yapalım. Bahçeli böyle birisi değil. Bahçeli aldığı emirleri açıklamalarla duyuran. Bahçeli hiçbir televizyon programına çıkıp da efendim şöyle mi olacak? Bahçeli'nin ya da MHP'nin şimdiye kadar biz iktidara geldiğimizde dediğini duydunuz mu? Hiçbir zaman demedi. Çünkü gelmeyeceğini kendi de biliyor. Böyle bir parti olmadığını, derin devletin, global şey sistemin, evet, o işte özel harp dairesini, geçen gün ne diyor İsmail Hakkı Pekin? Adam tutacaksın, öldüreceksin diyor. Açık açık söylüyor bunu yayında. Açık açık söylüyor. Bizim görevimiz bu diyor ya. Peki olmadı, şimdi tepki biz gelince olmadı, başkasına yaptıracaksın diyor. Peki şimdi bu çözüm sürecinin başlıyor başlamıyor Fehmi abiye ben döneceğim de şuradan şöyle bir soruyla devam edelim diyorum. Daha sonra bu pazarlıklar nasıl olmalı, talepleri nelerdir, bunları da konuşacağız. Çözüme ulaşabilmek adına. Şimdi nasıl? Bence başlamayacak. Başlamayacak bile bir çözüm süreci. Bence başlamayacak. O zaman Fehmi Bey başlayacak mı, başlamayacak mı? Ahmet abi niye başlamayacak diyor ya da neye göre başlayacak? Doğru. Neye göre başlamayacak? Önce şunu söyleyeyim tabii. Benim bildiğim şey şu. PKK üzerinden de gelen veriler onu gösteriyor. Kürt hareketi deneyimli. Yani ilk kez Türk devletiyle masaya oturmayacak. 1993'ten bu yana çok kez ve tümünün başında da Abdullah Öcalan olmak üzere çok kez görüşmeler yapıldı. Yani Fehmi abi başlayacak diyorsunuz. Ahmet de size başlamayacak diyor. He? Siz başlayacak diyorsunuz bu görüşmeler. Ben başlayacak ya da başlamayacak demiyorum. Yani Kürt hareketini kandırmaya dönük bir adım atarlarsa yine yüzlerine gözlerine bulaştıracaklar diyorum. Kürt hareketi bu konuda deneyimli. Ama görünen o, devleti yönetenler, derini midir, üstü müdür, altı midir bilmem ama işte AKP, MHP, Ergenekon ortaklığındaki bu devlet şimdi yeniden Kürtler üzerinden kendi hesaplarını da yaşama geçirmeye dönük bir niyet ifade ediyor. Peki o zaman şu soruyu ben size soracağım Fehmi abi. Bak şimdi Erdoğan bir açıklama yaptı. İlginç bir açıklama. Ben niye başlamayacakları söyleyeyim mi? Doğru, niye atladık ki? Niye başlamayacaklar? Buldum Fehmi Kürt'ü. Şimdi Fehmi'nin söylediği doğru. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Kürtler bir kere bu konuda Turgut Özal döneminden itibaren çok ciddi bir şekilde deneyim sahibiler. Bir de artık ben hep söylüyorum bunu, konuşmalarımda da söylüyorum. Yani olaya PKK olarak bakmak gerekmiyor artık. Yani bir örgüt düşünün. Bizim de ilk başta işte APO'cular, sonra PKK diyebildiğimiz örgüt şu anda işte Macron'la Fransa'da, Paris'te, sarayda görüşüyor. Beyaz Saray'da görüşüyor. Moskova'da bürosu var. Ben bir televizyon programı için bir arkadaşı aradım telefondan. Sessiz sessiz konuşuyordu. Dedim ki ya niye sessiz konuşuyorsun? Dedi ki Pentagon'dayız. Ben dedi şimdi dışarı çıktım. İçeride bir şey olmasın, toplantı halindeyiz. Diyen kimlik olarak kim?
İsim olarak sormuyorum. İsim olarak da söylerim, adını unuttum. Fehim söyler şimdi. PYD'nin sorumlusu kadın arkadaş. Şimdi birdenbire aniden unuttum adını. Bilemem Ahmet abi. Kim? Hayır hayır, yetkili. Hep Amerika'ya gidip görüşen. Neyse. Önemli değil ama bu yakınlık açısından örnekti. Yani işbirliği ve ya, yakınlık hayır, açısından. Pentagon'da olması önemli. Pentagon'da görüşmelerde bulunduğunu ve bunlar da hiç saklanmadı zaten. Suriye'deki, Rojava'daki Kürtler Uluslararası Koalisyon'un bir parçası. Tabii, zaten bir parçası. Yani Pentagon'la da, Beyaz Saray'la da, diğer yerlerle de çok kez görüşmüşler, görüşüyorlar. Yani Macron'la da görüşenler onlar ama Ahmet abiyi tamamlama açısından diyorum. Yani PKK'yı artık sıradan bir örgüt gibi görmek şimdi yerine... Ahmet abi... Şimdi, artık bir devlet var karşılığında dünyanın. Ya Ahmet abi bak. Karşısında bir devlet var. Var da şimdi neden bu süreç başlamazı anlatırken yani kibrit çöpü derken ormandan alma konuyu. Yani niye başlamaz? Çünkü Fehim'in söylediği gibi bunlar kendi taraflarını kurtarmak için bir şeyler yapmaya başladığının Kürtler çok çabuk farkına varır ve şunu söylerler. O söylediği, Besiyozat'ın söylediği ahlaksız teklifler o. Benim söylediğim işte aynen oraya geliyor. Fehim'in açıkladığı da o. Yani bu kadar arkadaşınızı işte şuraya götüreceğiz. Orada yaşayacaklar. Kimse de gayet rahat edecekler. Bu zaten silahı bırak demektir. Karşılığında da herhangi bir şey almama demektir. Yani o ben, 18 kişi ya da 28 kişi oraya götürdüğünde bütün lider kadroyu zaten PKK silahı bırakma kararı şey almış. Mi? Hı? Araya girip bir şey söyleyeyim tabii mi? Tabii. Yani ben başlar ya da başlamaz üzerinden değerlendirmiyorum. Yani Ahmet abi başlamaz diyor ama sonuç itibariyle benim söylemlerim üzerinden başlamaz diye bir sonuç noktaya varmak mümkün değil. Yani ben öyle bir şey demiyorum. Orada yani, dikkat çektiğim bir şey var Ahmet abi müsaade edersen. Yani sonuçta bu hareket deneyimli. O deneyimleri üzerinden adım atar. Bir ikincisi gerçekten sorunu çözme noktasında atılacak adımların tamamına da olumlu yanıt verir. Oslo'da bu hareket eğer onları dinlemiş olsaydı şimdi hiçbir şekilde silah milah kalmayacaktı. Ama ondan sonra Oslo bitince 2013 çözüm süreci başladı. 2013 çözüm süreci bitti, bitirildi. Ama en nihayetinde 2013 çözüm süreci bir noktaya vardı. Ve o günden bugüne PKK, Abdullah Öcalan, DEM Parti ya da öncesinde HDP diğerleri, herkes, ağzını açan herkes yeni bir adım atılacaksa bittiği yerden başlamalı dedi. Bittiği yer neresi? Dolmabahçe. Dolmabahçe'de bir mutabakat metni açıklandı. Yani orada artık bir adım bir noktaya gelmişti. Diyalog müzakereye evriliyordu. Diyalogun müzakereye evrildiği noktada Erdoğan'ın masayı devirmesinin en önemli nedenini hep biz biliyoruz. Başka yana çekmeye gerek yok. Erdoğan masayı devirmesi seçimden önceydi. Çöktürme planı 2014'te Kobani'den hemen sonra yapılmış bir plandı. Yani 7 Haziran'da yenildiği için bu çözüm süreci bozulup savaş başlamadı. Ama ondan öncesinde Rojava Abdullah Öcalan tarafından ne zamanki kırmızı çizgi olarak ifade edildi, Sayın Öcalan bizim kırmızı çizgimizdir demeye başladığı andan itibaren çözüm sürecini bozdu Erdoğan. Peki. Bu sürede de arzuladığı tamamen Rojava'yı kontrol altına alıp orada bir statü oluşmasını engellemekti. Fehim Bey, bugüne gelirsek ahlaklı teklif olması için Öcalan açısından, Kandil açısından fark var mı bilmiyorum. DEM açısından, yani saç ayaklar açısından söylüyorum. Ahlaklı teklif olması için nasıl bir teklif olması lazım? Bir teklif olması da gerek yok. Çözüm iradesinin olması lazım. Çözüm iradesi de diyalog sürecinin
müzakereye evrildiği biçimiyle devam etmesidir. Karşılıklı devlet konuşacak, tartışacak insanlar lazım. Verecek. Diyecek ki ben Kürtlerle sorunumu çözmek istiyorum. Yani Kürtler aman ha İsrail'in bu denge bozmalarından kaynaklı aradan sıyrılıp şunu bunu yapmasınlar. Kürtleri yanıma çekeyim ya da Kürtleri yanıma çekeyim bir seçim kazanayım. Anayasayı değiştirip o anayasa üzerinden efendim işte tekrar kendimi cumhurbaşkanı seçtireyim. Böyle bir oyuna, böyle bir hesaba gelmez. Kürtler bu hesaplar üzerinden, PKK bu hesaplar üzerinden zerre adım atmaz. Abdullah Öcalan açısından da şunu çok somut biliyoruz. Bakın Erdoğan seçimde özellikle İstanbul seçimlerini kazanabilmek için bazı akademisyen denen kişileri, bazı şunları bunları İmralı'ya gönderdi. Oradan bir mektup yazdı Abdullah Öcalan ve o mektubu şu şartla verdi. Bu mektubu avukatlarla birlikte açıkladığınızda bir anlamı var. Avukatlar demek bu mektup Kandil'e de gidecek. Kandil'inde görüşe alınacak, o gelecek ve avukat ayrılmışsa avukatlarla beraber açıklanacak. O mektubu daha sonra açıklanmayınca tutup Kemal neydi o Özcan mıydı akademisyen Dersim Üniversitesi'nde olan onu açıklattılar. Niye? Bu Abdü Öcalan'ın tutumudur. Nettir. Evet baş müzakereci o fakat hiçbir zaman o örgütü dışlayarak ya da örgüte rağmen tek başına karar vermiş değildir. Bir kolektif yapılanma içerisinde hareket etmiştir. Geçen sefer de bu böyleydi ve o kolektivizm içerisinde de çeşitli başlıkları koydu. Kandil bir bölümüydü. O zaman HDP bir bölümüydü ama ısrarla HDP, Kandil, Devlet, İmralı arasında giden o süreci ısrarla meclisin de sahiplenmesi gerektiğini evet. Altını çizmişti. Peki. Ama meclis CHP üzerinden karşıtlık geliştirince, farklı etmenlerde karşıtlık yapınca bu sürece ortak olmayınca Erdoğan da o kırmızı çizgileri aşamayınca savaş çatışma yeniden başladı. Şimdi dolayısıyla bu kadar deneyim ve birikim üzerinden sadece Bahçeli geldi el sıkıştı ha çok güzel hadi biz Kürtler de oturup anlaşalım bu işi çözelim. O noktada değil ki Kürtler. Bu sadece 2014'ten bu yana 11 insanı katletti bu devlet. Peki Öcalan'ın silahları bırakın artık şey dönemi bitti deme ihtimali var mı sizce böyle bir mektup açısından? Ama zaten WhatsApp görüşmesi açısından bırakmak içindir. Yani siz bir güçle müzakere ediyorsanız o güç silahı kullanmayacak. Önce silahlar karşılıklı tutacak. Daha sonra da belli bir noktaya geldiğinde de elbette silah tamamen bitecek. Ama silah biterken de farklı yaklaşımlar vardı. İşte o dolma yani, baktığı. Müzakereler olsun ki İHA SİHA kaldırmayacaksın o zaman sen de. Yani bugünden yarın hemen örgüt ha güzel İmralı'dan haber geldi bize talimat verdi silahları bırakın dedi biz de bırakalım mı diyecek. Ne İmralı öyle bir talimat verecek ne de onlar tutup öyle bir karar alacak ama bu tartışılacak konuşulacak ve konuşulurken tartışılırken başlıkların biri de silahların tamamen bırakılması olacak. Başlangıç aşaması itibariyle silahların bırakılması diye bir şey yok. Silahların susması diye bir şey var. Peki. Silahlar susmalı. Elbette susmalı. Ve ben de diyorum yani sonuç itibariyle bu gelinen noktada diyalog ve müzakereyi hedef aldığınız ve birlikte yaşamı esas alan bir çözüm anlayışında silahın yeri yok. Doğrudur. Silah kullanmanın da yeri yok. Ama silahı kullanmaya bir şekliyle Kürtleri mecbur eden bir zihniyet var Kürtlerin karşısında. Kürtleri soykırıma uğratarak bitirmek isteyen, bunun planını yapmış bir zihniyet var karşımızda. Sadece Türkiye'de değil, Irak'ta ve Suriye'de de Kürtlere yaşam hakkı tanımayan bir zihniyet var karşımızda. Böylesi bir tabloda Kürtlere siz kendinizi savunma yöntemlerinden vazgeçin demek mümkün mü? Kürtlerin silahlı gücü şu anda bir savunma gücüdür. Ezem parastına gel diyorlar. Halk savunma güçleri diyorlar. Yani geçmişteki gibi Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu demiyorlar.
Geçmişte Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu'ydu PKK'nın silahlı güçlerinin adı. Şimdi Daha ise sonrasında bu çözümler devreye girince o yapılanmayı da yeniden dizayn edip halk savunma gücü dediler. E pekala çözüm olursa bu halk savunma güçleri niye gelip Türkiye'de de savunma güçleri olmasınlar? Yani o insanlar tutup bu mücadeleyi yürütürken özgür bir ülkede yaşamak için yürütmediler mi? Bunların hepsi dediğim gibi işte o müzakere sürecinin ortaya çıkaracağı sonuçlardır. evet. Bunları Peki. yapmadan sadece bu son tartışmalar üzerinden bakıp İmralı'ya gitti, geldi, Kandil şunu dedi, böyle yaptı, bilmem ne yaptı. Bu kadar basit değil benim kanaatime göre. Evet. Şimdi Daha şunu kapsayıcı, anladık. O daha zaman sağlıklı değerlendirmek lazım. Fehmi abi. Ama şu var, devlet zorda bir arayış içerisinde. O zorluklarının hem içeride hem dışarıda çok ciddi etkenleri var. Kürt hareketi her şeye rağmen bitirilmedi. Ama çözüm noktasında Kürt hareketinin bir iradesi, bir yaklaşımı var. O yaklaşım karşılanırsa pekala bir süreç başlar. O süreç sonucunda da çözüme gidilir tabii ki. Çözüme gidilirse silah da bırakılır, başka birçok şey de yapılır. Ama dediğim gibi bu noktada henüz öyle bugünden başlayıp her şey tamamdır, bitmiştir, Öcalan silahları bitirin diye talimat vermiştir. Örgüt de silahları bırakacaktır vesaire o noktada değil. Yani ahlaklı teklif odur. Bu süreci samimi bir şekilde tartışıp çözmektir. Kalınan noktadan devam edip birlikte yaşamın altyapısını örmektir. Bunu yasal, anayasal boyutuyla da tabii bunu yaparken de öncesinde de yaptığınız haksızlıklara bir son verin. Onca HDP'li liderleriyle birlikte hapislerde onlarca yıllık cezalara çarptırılmışlar. Yani biz ne diye onca yıl sonra Avrupalara gelip mülteci olmak durumunda kaldık? Bunların hepsi işte bu süreçte de yol temizliği dediğimiz şeylerdir. Siz adım atarken aynı zamanda yolunuzu da temizleyeceksiniz. Evet, Sırrı Sakık öyle bir açıklama yapmıştı. Bugün de bir yol temizliği önce gerekiyor. Şimdi Erdoğan şöyle bir şey söyledi. Ahmet desin. 10 yıllık gecikme ile bile olsa 6-8 Ekim olaylarına dair samimi bir muhasebenin yapılmasını da önemsiyoruz. Böyle bir tavrın sergilenmesinin siyasette inşa etmeye çalıştığımız yumuşama iklimine katkısı olunca açıktır. Bu cümlesinden Selahattin Demirtaş'ı müzakere masasına getirme yorumları yapanlar oldu. Muhatap Öcalan. Anladığım kadarıyla bu rivayetler, haberler doğruysa muhatap Öcalan üzerinden Kandil. Daha deme bir şey gitmemiş. Şu anda henüz bir direkt muhatabiyet yok. Yok, sadece el sıkma var. Zaten terör mü bitirecekse terörle muhabbet. Yani eli silahlı adamla konuşacaksın. Şimdi buradaki şey, bana Demirtaş teklifiyle gelmeyin kardeşim. Seni başkan yaptırmayacağız diyen adamı bana pazarlık masasına getirmeyin mesajı var mı burada? Yok ya, siyaset o kadar basit bir şey değil tabii yani. Fehim'in bütün söylediklerine katılıyorum. Zaten dünyada da önce şu Fehim'in söylediklerine devam edeyim bir kısa, çok kısa. Dünyada da böyle oldu. Yani İra'yla anlaşırken İngiltere İra'ya silahlarını bırak hadi eyvallah demedi. Mandela da öyle bir şey yapmadı. ETA da öyle bir şey yapmadı. Hatta daha 2 sene önce işte Güney Amerika'daki bir örgütle beraber görüşmeler yaparken hükümet yetkililerinden beraber bir son toplantı gibi anons edilmişti o. Silahı bırakma toplantısı yapılmıştı. Görüşmeler yıllardır devam ediliyordu. Mandela başkan olduğunda hala kendi örgütü terörist örgüt olarak geçiyordu. Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere. Yani bu bir süreç meselesi. Aynen dediği gibi yani sen de İHA'nı SİHA'nı göndermeyeceksin Suriye'ye bilmem şu şeyini yapmayacaksın. Tek taraflı silah bırakılmaz. Neyse ama demin söylediğim gibi beni işte bana seni başkan yaptırmayacağız diyen adamı getirmeyin gibi bir kere İş biraz ciddiyet isteyen bir şey. Yani şu anda HDP ile görüşeceksen bu görüşeceğin insan Selahattin Demirtaş değil zaten. Yani HDP'nin
yetkili kurulları var, eş başkanları var. Selahattin'den sonra başkan olanlar da değil. Yani şu andaki eş başkanları var. Muhatabın onlar. Yani AKP ile bir şey görüşeceksem AKP'nin başında eskiden Ahmet Davutoğlu varken gidip bir dakika Ahmet Davutoğlu sen kenarda dur ben Erdoğan'a gideceğim mi diyecektim. Hayır başında Ahmet Davutoğlu vardı o dönemde. Onunla konuşacaktım. Yani ya da Binali Yıldırım'dı. Bundan sonra birisi gelir mi bilemiyorum. Şu andaki eş başkanlar o yüzden bu tip yorumlar yapanlar ne şekilde neyi düşünerek yorum yapıyorlar bilmiyorum. Ha böyle bir ortamda Selahattin Demirtaş'ın önemi yok mu? Var tabii. Ama parti olarak muhatap olacağın kişiler o partinin eş başkanları, MYK'sı, parti merkez yönetimi falan yani. Muhatap Bunlarla kimse o. Yani demin tabii şu anki canım yönetimi. yani. Yani Peki. ben bu olaylar başladığından beri iki eski eş başkanla konuştum telefonla. Birinden önümüzdeki hafta program yapacağım. Ama yani o kadar belirleyici bir şey konuşmak istesem tam eş başkanla çünkü onların söylediği yetkili ağız beni ilgilendiren siyasette böyle bir şey var. Ama Erdoğan hayal ötesinde olduğu için öyle bakıyor. Yeni aşama niye başlamaz dedim ben o önemli. Şimdi 15 Temmuz'la beraber tırnak içinde FETÖ'cü diye çok komutan üst düzey atıldı. Bunları bu normal Türkiye basını pek fazla irdelemedi. Bunların büyük bir orgeneraller var, korgeneraller var. Bunların büyük bir çoğunluğu tırnak içinde FETÖ'cü falan değildi. Onların deyimiyle. Bunların bir kısmı Kürt meselesinin artık mecliste ve sivil toplum örgütlerinden çözülmesi gerektiğini söyleyen generallerdi. Bunlar 7-8 kişi falan vardı. Bir kısmı da Erdoğan'ın işte ya da belli bir askeri kanadın söylediği gibi Suriye ile savaşalım, Esad'ı devirelim ve karşı çıkan generallerdi. Mesela 2. Ordu Komutanı Hududi, Kürt meselesinde ciddi bir tam askerin şu andaki mantığını isteyen bir komutandı ama Suriye olayına değişik bakıyordu. Bunların hepsi temizlendi. Yani buradaki... Yani Kürt meselesine tekrar mecliste bakılmalı, sivil toplum örgütleriyle beraber herkesin söyleyeceği bir takım şeyler dinlenerek çözülmeli diyen generaller gelmeden ben o derin devletin, Türkiye'yi yöneten derin devletin Kürt meselesine tekrar ciddi bir şekilde bakacağına inanmıyorum. Bu generallerin çoğu temizlendi. Yerine de çabuk gelir mi, gelmez mi bilemiyorum. Şimdi burada Avrasya edelim. Ekibi, Avrasya ekibi bana göre, Avrasya ekibi ordu içerisinde güç ondayken Türkiye'de Kürt meselesi tekrar masaya gelmez gibi düşünüyorum. Bu dönemi sadece geçici bir böyle iki taraf içinde hem siyaset hem derin devlet için bir kendilerine bir çözüm arıyorlar ama kolay sonuç cevap alacaklarını sanmıyorum. Fehmi söylediği çok önemli. Benden önce söyledi. Özal'dan bu oyuna geldi. Herkes Özal'ı Kürt meselesini çözecek Cumhurbaşkanı diye bakıyordu. O dönemde işte yine silahları bıraktık, ateşkes ilan edildi resmen. 500 kişi sınırdan geçerken resmen kurşuna dizildi Fehim benden daha iyi hatırlar o dönemi. Evet. 500 Peki, kişi de kurşuna şeye dizildi. Gelelim mi? Mehmet Uçur, kolay bir şey değil bu. Dün akşam bir televizyon kanalında açıklamalar yaptı. İzleyebildiniz mi? Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Dedi ki devlet çözümü olmadı. Açıklamalar mı yaptı? Çok güzel saçmaladı mı? Ya, öyle demek de mümkün tabii. Şimdi neydi o seçme saçmaları açısından? Dedi ki bu devlet dedi tekrar müzakere yapmaz dedi. Bak şimdi. Şimdi biliyoruz ki yani bunun pozisyonu... Şimdi burada şunu söyleyeceğim bak. Erdoğan'ın sıkışmışlığı şurada. Erdoğan'ı nasıl bir lider olarak biliyoruz? Sert.
disiplini kendi partisinde ses çıkmaması gerektiren bir lider değil mi? Yani evet ben dedim bitti. Şimdi Erdoğan öyle bir duruma geldi ki partide bir takım insanlar var. A diyorlar, AKP'nin milletvekilleri, AKP'nin parti meclisi, AKP'nin MYK'sı, sarayda bir takım adamlar var. Onlar da diyor ki C, Z. Niye Z dedin? İki taraf kavga ediyor. Herkes zannediyor ki iki tarafı da Erdoğan seçti. Hayır. O dünkü konuşan adamı Erdoğan seçmedi. O dünkü konuşan adamı devlet gönderdi. Devlet Bahçeli gönderdi. Peki dünkü konuşan adam Mehmet Uçum saraya kayyum olarak mı orada duruyor? Aynen öyle. Sadece o değil ki. Birkaç tane kayyum var. Ya jöleliğe kaç kişi tahammül eder? Kaç kişi tahammül eder? Kaç yıldır tahammül ediyor Erdoğan? El mahkum yani. Ya Erdoğan damadını kovdu. Jöleliği kovmaz mı? Kovamıyor. Peki o zaman... Şimdi, bir düşünsene Erdoğan sessiz bir şekilde böyle oturmuş duruyor. Oradan Mehmet Metiner, Şamil Tayyar bir şey söylüyor. Siz kimsiniz diye oradan bir baş danışman hukuk şeyi, solu da öğrenmemiş, eski solcu derler ona. Neyse ki ben İstanbul'da hiç karşılaşmadım kendisiyle. Ya düşünsene taban fiyatını, anayasa değişikliğine taban fiyatını dün konuşan bir adam, o yüzden saçmaladı dedim. Taban fiyatı efendim işte anayasada olmayınca diye konuşan bir hukukçu var. Ve bu adam danışman. Bunu örnek olarak vermişti, evet. Anayasa değişikliği gerekiyor dedi taban fiyatları. Evet, anayasa değişikliği gerekiyor. Asgari ücret de anayasaya bağlayacak. Anlamadım nasıl bir... Peki o zaman... Ama Şansa Atasagun denilen adam şu anda Devlet Bahçeli'yi şöyle almış. Şunu diyeceğim, bunu yapacağım, şöyle gideceğim, bunu susacağım. Atasagun orada... çok önemli. Ne zaman onun tam söyledikleri ortaya çıkar, Türkiye'yi kimin yönettiğini tam olarak görürüz diye düşünüyorum. Fehim Işık, şimdi Mehmet Uçum. Evet, yani bendeki kanaat da o. Siz de öyle katılır mısınız? Sarayda sanki böyle kayyum gibi. Yani dünkü konuşmalarından da sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünde bir pozisyon varmış gibi bir tonlama ve cümle yapılarıyla konuştu. 51 olmadan, 50 artı 1 olmadan olmaz diyen adam Erdoğan'a kazık atıyordur. Erdoğan'ın tam tersini söyleyen adam. Şimdi diyor ki işte Mehmet Uçum, şimdi konuştuğumuzun konunun temel meselesiyle alakalı, yeniden müzakere falan olmaz diyor. Yani bu ulusalcı Kemalist yapı, devletin içerisindeki bu çöreklenmiş bu yapı, Kürt sorununu şu aşamada iç meseleler, uluslararası meseleler açısından çözülmesini, yani Kürtleri tatminkar anlamda taleplerini evet diyecek bir taraf olarak onları görüyor musunuz? Ya valla ben meseleyi kişiler üzerinden tartışmıyorum. Yani Ahmet Mehmet meselesi çok da belirleyici bir etken olarak durmuyor. Yani Ahmet abinin tanımıyorum dediği Mehmet Uçum benim çok yakından tanıdığım. Yani aynı sofrada en az 40-50 kez oturduğum, wow, aynı arabada birkaç kez seyahat ettiğim biri, yani çok yakın tanıyorum. Eski solculardan. Eski TKP'li, Türkiye Komünist Partisi. Eski TKP'li, yani uzun yıllarda TKP içerisinde çalışmış ama AKP'ye yanaşık çalış. Yani farklı da algılanmasın, bu geçen yıllarda daha önceki anayasa tartışmalarında yeni anayasa platformu diye bir platform oluşturulmuştu. O platformun yönetiminde yer alanlardan biriydi ve ben de o platformun çalışmalarına Kürtler üzerinden katılan biriydim. Yani kendi şahsım adına gidip pat diye orada oturmamıştım. Yani bir şekliyle Kürtlerin oradaki akılmentlerinden biri olarak diyelim ki önerilmiştim ve oradaydım. Bu nedenle de bir tanışıklığımız ve bir sohbetimiz oluştu, gelişti. Bir tek o değil, oradaki birçok kişiyle. Ya aynı zamanda biz o zaman Demokratik Anayasa Hareketi diye de bir çalışma içerisindeydik. Doğu Güneydoğu Dernekleri platformu vardı.
İşte Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı vardır. Çeşitli kurumlar. Yani neyse yani bu zihniyet yani devletin içerisinde var olan Erdoğan'ın ortağı olan veya amiri olan her neyse bu zihniyetin varlığı Kürt sorununun tatminkar anlamda çözümüne razı olacak bir zihniyet yapısı mı? Şu anda ben şunu diyeyim. Türkiye'de devlet mekanizmasının içinde A'dan Z'ye kim varsa, hangi kanadı, hangi ucu, hangi bilmem neyi varsa herkesin gördüğü şey şu. Biz Kürtleri soykırımla bitirmek istiyorduk, bitiremedik. Bunu yaparken biz gömüldükçe gömüldük. Yani 2014'teki dolar, euroyu getirin bugüne koyun, asgari ücreti getirin bugüne koyun, açlık, yoksulluk, sefalet, aklınıza gelebilecek her şeyi getirin bugüne koyun. Ortadaki tablo belli. Bu devleti kim yönetiyorsa yönetsin, herkes sonuçta bu tabloyu görüyor. Bu tablo geçmişte ne Saddam'a yar oldu, ne diğer diktatörlere yar oldu, ne bilmem Suriye'de bilmem şurada burada hiç kimseye yar olmadı. Pehlevi döneminde İran'a da yar olmadı. Bu durum Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı'ya da yar olmadı. Osmanlı'nın işte bir avuç toprağı üzerinde kalmış bir Türkiye Cumhuriyeti'nden söz ediyoruz. Ki o zamanlar etnik problemler de bu kadar yoktu. Ama işin ekonomik boyutu, yaşanan kriz ve dünya savaşları o noktaya getirdi Osmanlı'yı. Şimdi de bir dünya savaşı yaşanıyor. Bir üçüncü dünya savaşı söz konusudur. Rusya, Ukrayna, Gazze, Filistin, bilmem Lübnan, İsrail, Suriye'de devam edenler, Yemen'de devam edenler, İran'da büyük halk ayaklanmaları, aklınıza gelebilecek bölge coğrafyasındaki savaşlar, bunlar sıradan şeyler değil. Ve tüm bunlar Türkiye'yi kim ister Mehmet Üçüm saraydan yönetsin, ister Payum olsun, ister bilmem Erdoğan yönetsin, ister Bahçeli vesaire falan filan. Hepsi sonuçta bu tabloyu görüyor ve bu tablonun göz ardı edilmek istenen, görülmek istenmeyen kesimin aktörü de Kürtlerdir. Bu kadar basit. Yani bu tablo çözüme zorlayacak bir tablo. Her kim olursa olsun buna rıza göstermek zorunda diyorsunuz. Çözüm arayışına zorlayacak bir tablodur. Şimdiye kadar her sıkıştıkça bunu yaptılar ama aldatma isteğinden de vazgeçmediler. Kürtler daha açık bir şekilde diyor, sıkıştıkça kapımıza gelmeyin. Çözmek istiyorsanız kapımıza gelin. Bu kadar da. Çözmek istiyorsanız kapımıza gelin. Şimdiye kadar 2015'ten bu yana yüzlerce kez Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen devlete denilen tek şey şudur. Çözmek istiyorsanız kapıma gelin. Kapıma çözmek istediğinizde gelirseniz ben bir haftada bu savaşı bitiririm. Bir haftada bu savaşı bitiririm diyor. Ama bunun için çözüm iradesi göstermek lazım. Şimdi bunu yapmayacaklarsa bilmem yeniden Erdoğan seçilecekmiş. Cehennemül filanı sakat diye seçilecekse seçilsin yani. Mesele o değil ki. Bir ikincisi ben Demirtaş meselesinde de en azından kanaat olarak bir şey söylemek istiyorum. Bakın Demirtaş ve Abdullah Öcalan karşıtlığı üzerinde yaşama geçirilmek istenen politikalarda bizzat şu anda devleti yöneten aklın ortaya koyduğu bir yaklaşımdı. Onlar bunu çok arzuladılar. Ama buna rağmen karşı karşıya gelmediler. Ve en son yine Demirtaş'ın Artı Gerçek'teki detaylı röportajını ya da başka platformlarda da yapılan detaylı açıklamalarını izleyin. O çok net ve somut bir biçimde diyor ki bu sürecin aktörü baş müzakerecisi Abdullah Öcalan'dır. Yani bir de şu gerçek var ya, DEM Parti de bu işi çözemez. Silahla bu işi götüren PKK'dır. PKK'nın da baş müzakereci ilan ettiği Abdullah Öcalan'dır. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde sorunun silahlı boyutu elbette örgütle tartışılır. Ama diğer anlamda, daha geniş anlamda çözüm ise geçmişte de tartışılan buydu, şimdi de tartışılan bu. Herkesin bu süreçte sözü olmalı. En sıradan insanın da, en örgütlü kesimin de, yani sadece DEM Parti ile bu süreç çözülmeyecek ki. Türkiye'deki Kürtlerin tamamı DEM Partili değil ki. Diğer kesimler de bu sürece dahil olacak. İşte en nihayetinde onun yöntemini daha önce tartışmışlardı.
akil insanlar oluşumu, bilmem işte uzman heyetler oluşumu vesaire falan filan. Bunlar çözümün ortaya çıkaracağı zorunluluklardır. Ben olması gerekenden söz ediyorum. Ha devlet bu noktada mı? Mehmet Üçün bir müzakere olmaz diyor. Mehmet Üçün kalt etmiş. Nasıl müzakere olmaz? Neyin adına konuşuyor? Niye konuşuyor? Ait olduğu yerin adına konuşuyor. Ait Saraya olduğu onu kim yer diyoruz. gönderdiyse onların Ait adına olduğu yer konuşuyor. kendi çıkarları. Ait olduğu yer kendi çıkarları. Ha, kendi çıkarları. O kadar yani bu insanların ileride emin olun her şey açığa çıkıldığında esamesi okunmayacak. Yani bu insanlar bir yerlere kendi çıkarları için alet ola geldiler. Birilerine hep egildiler. Sırtlarına basıp birileri üste çıktı. Kürtler diye bu kadar eziyet çekti. Bu süreçte onların önünde eğilip sırtlarına çıkmalarına izin vermedikleri için. Şimdi dolayısıyla biz bu süreçleri tartışırken onurlu olmayı, omurgalı olmayı ve aynı zamanda onursuz ve omurgasız olmayı da tartışacağız, unutmayacağız bunları. Evet. Peki o Ama zaman bunların hiçbirini getirip çözümün önüne engel olarak koymamamız gerektiğine inanıyorum. artık programı bağlama aşamasına gelelim dilerseniz. Ahmet Nesin konuyu bağlama adına. Ne dersin? Şimdi önce Fehim'in söylediğine çok kısa bir şey ekleyeyim. Selahattin Demirtaş legal bir partinin başkanıydı, eş başkanıydı ve üyelik yaptırdıysa hala bir üyesi DEM'in ya da HDP'nin eski eş başkanı. Abdullah Öcalan illegal bir partinin başkanı. O yüzden bunu karşılaştırmak ciddi bir oyun. O oyuna bir sürü insan geldi ama karşılaştırmak doğru değil. Çok apayrı yani. Kaleci mi, santrafor mu daha iyi diye bir soru gibi bir şey bu. Buradaki Ahmet Nesin, bu cümleden bir karşılaştırma havası mı hissettiniz? Yani Erdoğan'ın bu Hayır cümlesi, hayır. Türkiye'de çok yapıldı yo yo, Selahattin şey Demirtaş. açısından diyorum. Yani Erdoğan'ın özel bir kini var gördüğüm kadarıyla Demirtaş'a. Şimdi burada Erdoğan'ın hiç eğer kimseye kini yok. Yeter ki onu o iktidardan indirmesinler. Erdoğan'ın hapishaneye girmesine neden olacak hiçbir şey olmasın. Erdoğan'ın siyaset miyaset hiçbir şey umurunda bir değil. de Demirtaş Erdoğan hiç geri bundan vitese takmıyor ki seni başkan yaptırmayacağız dediği andan itibaren hep aynı. Hiç geri vites takmadı ki Demirtaş. Takmadığı sürece de Erdoğan Demirtaş olan öfke ve kini ya biter bu mi? her seferinde de başkan oldu mu bu? Erdoğan kendisine küfredene kin tutsaydı diyorum. Şu anda yanında kimse kalmazdı. Ha, şu olayın özeti bu. Özeti bu yani Devlet Bahçeli'yle bu kadar al takke ver külah olabilir miydi Erdoğan? Ne farkı var yani seni başkan, senin şerefin diye yani şimdi ben söylemek istemiyorum. Bahçeli'nin şeref üzerinden söyledikleri var. Süleyman Soylu'nun şerefi üzerinden söyledikleri var. Bunları yutan Erdoğan seni başkan yaptırmayacağızı kafaya takmış. Hadi canım. O zaman gitsin tedavi olsun. Psikologla Ama görüşsün tek yani. talebi de Erdoğan'ın başkanlığa devam etmek. Ediyor zaten. Ediyor. Ha, Buna emekli itiraz Selahattin eden de bir gücü yetmemiş. siyasi Bizim gücümüz yetmemiş. Aslında belki bitirmeden şunu da bir başka programda belki tartışılır. Yani CHP gerçekten önümüzdeki dönemde bu tartışmalarda nerede duracak? Şimdiye kadar renk vermeyen onlar. Evet, ne yapacaklar? Yani Tabii. gerçekten nerede duracak? Yani bu iş, bakın Kürt hareketinin dediği şey, Abdullah Öcalan'ın dediği şey açık. Şimdi Bahçeli, Demirtaş üzerinden, diğerleri üzerinden filan tartışmak. Demirtaş sonuç itibariyle Kürt siyasi hareketinin ortaya çıkardığı genç, dinamik liderlerden biridir. Ve Kürt hareketi de onu elinin tersiyle itmez. Onu bedel olarak vermez. Bu kadar net yani. Vermez. Ve en nihayetinde Selahattin Demirtaş da bu dengeler içerisinde rolünün ne olduğunu bilerek hareket eder. Ama tüm bunların yanı sıra siz hakki bir çözümden bahsediyorsanız bu çözümünde eğer gidip gelip dayanacağı nokta Kürtlerin de artık içinde yer aldığı ve bir parçası olduğu parlamento mu olacak yoksa yeniden birilerinin hedeflerine, amaçlarına
kurban edilen bir bizim Kürtlerin deyimiyle dek dolap, yani hile kurda dönemi mi olacak? İşte bunlar mesele. Bunlar konuşulması, tartışılması gereken şey. Şimdi CHP bir yumuşama siyasetinden söz ediyor. İşte normalleşme diyor bazen vesaire falan filan. Şimdi böylesi bir şeyden söz eden CHP, ya Türkiye'de Kürtlerle de bir normalleşme sürecinin yaşanması gerektiğine dönük ne düşünüyor? Siyaseti nedir? Yani herhalde muğlaklık siyaseti. Yarınki gün devlet Öcalan'la, Kandil'le tekrar yeniden görüşmeye başladığında klasik bir karşı çıkış mı geliştirecek? Yoksa gerçekten bu sorunun çözümü için adım mı atacak? Bu da önemli. Yani şu anda DEM Parti'nin de rolü neyse, CHP'nin de rolü neyse, bilmem AKP'nin, MHP'nin de rolü parlamentoda olacak ama devlet bu işi esasında bir şekliyle ortaya koyuyor. O zaman bu kolaylaştırıcı rolü bu partiler nasıl oynayacak? Gerçekten bunu yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Bu da önümüzdeki dönem açığa çıkacak, konuşulacak şeylerden biri. Bu CHP'yi, evet, bu süreç böyle devam ettiği sürece illaki bu gündeme gelecek. Bu konuda iyi sınav vermediler. Yani sonrasında da iyi sınav vermediler. Yani anayasaya aykırı ama evet diyoruz deyip Selahattin Demirtaşları, Figen Yüksekdağları hapse götüren kararın altında geçmiş dönem CHP'sinin ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da imzası var ne yazık ki. Evet. Ahmet Nesin'in yüz hatlarına bakıyorum. Ümitsiz bir vaka olarakmış gibi düşündüğünü ifade eden yüz ifadesi var. Hayır ya, ben böyle bir şeyin başlayacağına pek inanmıyorum. Yok, ama CHP her açısından. Zaman söylediğim gibi bir sosyalist olarak bu işin nasıl devam edeceğini Kürtler açısından karar verecek olan Kürtlerdir. Bu durumda ben kendi açımdan söylüyorum. Doğru ya da yanlış deme hakkını hiçbir zaman bir devrimci olarak kendimde bulmuyorum. Ama Fehim'in de söylediği gibi bu kadar deneyimden sonra sağlam bir şey olmadan Kürtlerin, devletin ve Erdoğan'ın bu yaklaşımına çok sıcak bakacaklarını zannetmiyorum. Ama dediğim gibi ben bir sosyalist olarak baktığımda, işte Türkiye'nin ekonomik durumu, şu bu falan, her şeyi, sağlığı, çocukların eğitimi, bilinen her şeyi ilk etapta düşünmem gereken şeyler. Ama Kürtler için önce düşünmesi gibi, bunları da düşünüyorlar, artı önce kendi halklarına, halkına verdiği sözü yerine getirme zorunluluğu olduğu için bu onların vermesi gereken bir karar. Hangi karar verirlerse versinler saygı duymak zorundayız. Çünkü benim es geçme şansım var. Atıyorum asgari ücrette tartışma ve bilmem ne falan deme şansım var. Onların içine girdiği tartışma benim tartışmamdan aynı tartışma değil. Evet. Peki. Onların o zaman yüzyıllardır Türkiye'de hala 1071 kutlanıyorsa, Kürt meselesi 1071'den beri devam ediyor demektir. Bu ciddi unutulmaması gereken bir şey. En önemli toplantılarını geçenlerde Erdoğan'ı da çağırarak 1071'in bilmem 600 kaçıncı yılında diye orada yaptılar. 900 bilmem kaçıncı yıl diye orada yaptılar. Ben çok bekledim. Bir tanesinde Bilecik'te miydi neydi, Bahçeli düşmüştü. Erdoğan da alttan düşmüştü. Şimdi yan yana yürürken düşerler mi bunlar diye bekledim ama düşmediler. Ne yapayım? Bir başka bahara. Peki o zaman programın sonuna geldik diyelim. Haftanın geyikleri var mı? Yok. Yok. Bu programdan tamam. Sonra geyik bak, biraz. Bu konudan sonra artık geyik gitmez. Gitmez. Böylesine ağır bir sorun, ağır bugün, problem. Bugün çok önemli bir programdan sonra izleyeceksiniz. Büyük bir olasılıkla Fehim yoldaydı. Sen de programa hazırlanıyordun. Çok ciddi vergiler geldi. Evet. Ne vergisi? Savunmaya
para aktarılmak için, savunma şeyine para aktarılması için. Geçen gün bir program yapmıştım. Bu İsrail bize karşı savaşacak olayınla beraber ben bekliyorum. Damattan kaç tane İHA SİHA alacağız fazladan, onu bekliyorum şimdi. Ha, bir de o var, o hesaplar var değil mi? Tabii tabii canım, kesin o hesaplar. Ay adamlar her harekatı kazanıyor ya. Her harekatı kazanıyor adamlar ya. Yani savaş çıkarıyor. Orada İHA SİHA derken götürüyorlar işi. En önemli şeyleri konuşmadık. Bu Kürt meselesi tabii hepsinden önemli. Ama şeyi konuşmadık işte, 60 külçe altından geldi adam. Bakan yardımcısının özel kalemi. Ya. O da diyor ki benden gitti, benden geldi ama haberim yok. Haberi yok muymuş o altınlardan? Hayır, yokmuş. 60 kilo. Yani bakan yardımcısının haberi yok. Özel kalemi getiriyor. Aynı tarihte aynı uçağa biniyorlar. Aynı tarihte aynı uçağa bindiklerinde yan yana oturuyorlar. Dönerken yan yana oturuyorlar ama bakan yardımcısının haberi yok. Ahmet abi, kötü kötü düşünme. Kalbini öyle şey yapma. Bunlar o tür şeyleri yapmayacak insanlar. Öyle fitne fesat şey yapma millete. Şimdi burayı kesmezsen sevinirim. Can Yücel çok güzel söylerdi. Böyle suratım asıksa. Burada kesme Ahmet, mesme yok. Neyse o. Ahmet öyle götümser götümser bakma derdi. İyi. Bu cümleyi bitirmiş olalım. Teşekkür ediyorum Fiyam Işık. Haftanın iyi olsun. Haftanın iyi oldu. Peki tekrar görüşmek dileğiyle.